bir de şeyi sorular sana. Türklerin İslam'a geçmesini. Türkler nasıl İslam'a geçti diye çok konuşulan bir konu ama bugün sorulan... İki tane temel yanlış var. Bir, muhafazakarsı, efendim bekliyorduk tam bize uygun bir inanç. İnsan bir yeri döndükten, o inancı kabul ettikten, yani ihtida ettikten, hidayete erdikten sonra herkes pambana uygun der. Başında daha paganken deden, yani cahiliye devrinde nasıl bakıyor, ona bakar o. Bunun, Türklerin bu şekilde İslamiyet'i kabul edip bekledikleri ve üç günde benimsedikleri doğru değil. Çünkü bilhassa Hazreti Peygamber'den sonra hatta Hulefai Raşidi'nin bir kısmı döneminde Araplar maalesef kendi Arapla kabile identiteleriyle, kipleriyle gelenleri aynileştirmeye çalışmış ve beğenmemiş, itmiş. Cahiliye devri dedikleri şey, yani bu Acem dedikleri, Acemi dedikleri, Türkler de öyle adlandırılıyordu. Onun için olmuyor. Yani kolay değil bu iş. Efendim tabii savaş gücü olan bir topluluk. Orada çok makbuller ama şurası bir gerçek. Bu iş öyle kolay olmamış. Yani Türkler bir anda Müslüman olmadı. Hayır, hiç olmamış. Olanı var, olmayanı var. 18. asırda ancak olanlar var. Ben de size söyleyeyim ki onun Karaşaylılar Kafkas'ta. 18. asırdır. Yani dillerinde eski şeyler var, kalıntılar. Çünkü hepsini atamamış yani, atmıyor. Çok önemli. Bunlar böyle gelmişler yani. Doğu Karadeniz'in de çok geçmiş İslamiyet. Doğu Karadeniz halklarının da geçmiş. Onlar daha ziyade şeydeler onlar. 18. yüzyıl değil belki ama Fatih'ten, Fetih'ten itibaren varlar. Yani Fetih dediğimiz olay belki iktidayı çok düşünmemiş ama olmuş. Şehir boşaldıktan sonra tabii abad edilmesi lazım. Bunun artık coğrafyasını tahmin ediyorlar ve getirtiyorlar yani şey gelen çocukları. Bir başka sorulan bir şey. Şimdi biliyorsun özellikle bu göçmenlerin, legal ve illegal göçmenlerin İstanbul'da çok yoğunlaşması üstüne konuşulan mevzudan bir tanesi. Osmanlı zamanında evet. Her isteyen gelip İstanbul'a yerleşebiliyor muydu? Özellikle bu Suriye'den, hayır, oradan, buradan. Hayır, klasik devirde olmuyor. Suriye çok uzak zaten de. Yani köylüler gidemezler toprağa bırakıp. Bu Servaz gibi değil. Batı Avrupa'daki ya Rusya'daki Krepots ne pravda derler yani kalebentlik gibi bir şey. Bu olmaz bizde yani ama ektiğin toprağa sana verilen çift yerini tutacaksın yoksa ağır tazminat ödersin. Onun için buradan şey kolay da değil, çok insan da gelmiyor aslında ama sürgün metodu vardı mesela. Bildiğimiz bugünkü Aksaray var ya, onun ahalisini İstanbul'a sürdüler, gidin oturun diye. Nüfus olsun diye İstanbul'a. Evet, ben pek nüfusun tek başına olduğu kanısında değilim yani nüfus artışının. Çünkü orada sayısız mütefekkir, şair falan var, tekke şeyhleri falan. Böyle istikrahla bakıyorlar yani onlara, eşit muamele edilmesi. Yemek yemeyi bilmez diyor, bilmem ne diyor, temiz bir mi diyor falan. Kendi de yani gitmeye pek niyetli değil açıkçası. Artık işte ev yeni bulamadıysa falan kendisine başka bir yerde mecburen oturuyor. Yani bu çok açık. Oluyor böyle bir şey. İstanbul'a girmesi... Yasak olan, İstanbul'a erişmesi yasak olan kişiler, topluluklar... Aa, yok, o kadar zelba değil. Yani bir rüsum tezkeresi alıyor veya işte o Bostancı'da ve Çekmece'deki Bostancılar, karakollar engel oluyor veya bırakıyor bunu. Çok önemli ama bu nüfus buraya gelip de işsiz kalırsa, gıda kıtlığından dolayı mustarip olur, şeye başlarsa falan...
yolsuzluğa ve kendisi hırsızlığa başlarsa. Şeye başlarsa hırsızlığa bunu tabii tasdik etmeleri mümkün değil. Biliyorsunuz bunu. Yani iş o zaman soğuyor. Çıkartıyorlar yani defterden bu işi. Onun için İstanbul'da hep bir nüfus kontrolü var Osmanlı döneminde. Var. Müthiş oluyor. Yani hem de oluyor. Zaten biliyorsunuz şimdi şeyi bile değiştirmek zorundalar. Yani bir sürü pantolon, gömlek yahut işte zeytin kılığında bir takım şeyler. Bunların hepsini tutmaya kalkarsan çürür bu, yenmez. Atmak da ayıp, günah diye bakıyorlar. Onun için bizde gönüllü taburlar vardır. Çöpleri toplayan, atan falan. Yani bu en önemli şey. Bunlara bakıyorsunuz yani 15 gün sonra durur tabii. Çok açık. Son bir tartışma var. Onu konuşalım. Sonra da seni daha fazla yormak da istemiyorum açıkçası. Estağfurullah. Sokak hayvanları. Biliyorsun bu köpeklerle ilgili bir tartışma var. Sokak köpekleri insanlara saldırıyorlar. İşte insanlar muzdarip. Bunlar korunsun diyenler var. Bunlar toplansın diyenler var. Kenti biz onlarla paylaşıyoruz diyenler var. Bir de son olarak Havrita diye bir rezalet çıktı ortaya. Nerede? Şimdi Türkiye bir internet sitesi kurulmuş. Bu internet sitesinde işte sokak köpeklerin nerede olduğu haber veriliyor. Oraya birileri gidiyor. Bu köpekleri öldürüyorlar, zehirliyorlar, işkenceler falan. Evet. Merak ettiğim şu. Osmanlı zamanında İstanbul'da sokak hayvanları bir problem. Evet. Osmanlı ne yapıyor bunlarla mesela? Kedi, köpek bunları ne yapıyor? Yaptıkları belli değil işte. Bir kısmını toplamış, hayırsız adaya yollamış. Onlar da birileri geldiği zaman pek öyle saldırmıyor falan orada. Ama bir müddet sonra bakıyor ki ne yiyecek, ne yatacak hali var. Geri kaçıyorlar. Kaçıyorlar yani. İstanbul'a geliyor da geliyor. Yüzüyor. Yüzerek çıkıyor. Geliyor. Böyle. Var yani o imkanları çok. Bir sürü köpek de yüzmeyi bilir yani. Öğretecek şeysi yok durumu. Bu var ama. Öyle bir şey var bu köpek toplama. Yani hem temiz olur ortalık hem de bunlar da sopayı yerse adam olur bekler mi? Yani bir müddet sonra o hayvan şefkati falan da azalıyor herhalde. Ama her halükarda insanlar sakatlanıyorlar burada, değil mi? Düşüyor, kırılıyor bacağı falan, doktor yok falan o zamanlar. İşte daha ikinci sınıf bir tedavi yöntemleri, bileti aldınız buna rağmen. Yani bu böyle bir şey var, eğilim var dünyada. Onun için bundan dolayı da çok kızıyorlar. Yani türbenin veya şeyin küçük mozolelerin böyle bir şansı olamaz. Yani gaz ne yapıyor yani?